Sese doğru, pese doğru. PES 2019'da yepyeni bir seriye doğru gelin gençler. Hemen söyleyeyim, çok uzun bir video değil. O yüzden arkanıza yaslanın ve dikkatle izleyin. Bu bölümde sizlere PES 2019'da serbest vuruşlar nasıl atılır, nelere dikkat edeceksiniz, hangi varyasyonlar var, hangi mesafede nasıl vurulur, nasıl gol atma oranınızı yükseltirsiniz, hepsinin tüyolarını vereceğim gençler. Ve bu bir seri olacak. Yani bu bölümde bunu anlatıyorum ama başka bir videoda da atıyorum şu çalım nasıl yapılır ve benzeri bir seri başlatmış oluyorum. Sizlerden süper bir beğeni bekliyorum ve bizde hizmette sınır yok. Bakın gençler, hoppala cuppala. Buradan da sizlere tuşların neler olduğunu, nelere basacağınızı canlı canlı anlatacağım. Bıdı bıdıyı kesiyorum. Şimdi gençler, PES 2019'da frikikten gol atabilirsiniz. Tabii ki bulunduğunuz, yani kaleye olan uzaklığına bağlı ve nasıl bir oyuncuyla vuracaksınız ona bağlı. O yüzden benim tavsiyem, denemeleri bol bol yapın. Yani bu anlatacağım denemeleri bol bol yapın. Mesela kimle yapabilirsiniz? Hakan Çalhanoğlu. Niye? Çünkü 91 frikik gücü var. Aynı zamanda ölü yaprak vuruşu var. Hepsini tek tek anlatacağım. Birinci durumu anlatıyorum gençler. Normal frikik. Normal frikik dediğim şey şu. Yani hiç falso vermeden falan vuruş yapabilirsiniz tabii ki. Mesela barajın üzerinden 90'ı nişanlarsınız. Ha şunu söyleyeyim. Şu anda ben canlı canlı bunu anlatıyorum. Her attığım benim gol olmayabilir. Barajdan dönebilir ama yolunu göstereceğim ben size. Siz de vuracaksınız. Şu anda sadece şut tuşuna basacağım. Frikiklerde en önemli, en kritik olay aşağıdaki şut barını ne kadar dolduracağınızdır. Burada mesela kaç metre? 18 metre. Ortayı biraz geçireceğim. Deneme vuruşu yapıyorum. Bakayım nereye gidiyor. Oy! 90'dan döndü. Direkle başladık. Şimdi bu benim kullanmadığım bir frikik. Öncelikle onu söyleyeyim ama olduğunu göstermek için anlattım size. 18 metre ise plase ve falsolu vuruş yapmanız sizin için avantaj olacaktır. Şimdi onu göstereceğim gençler. Kareye uzaklık 18 metre. Çok uzak olması mesafenin iyi değil. Çok yakın olması da iyi değil. Onu söyleyeyim. Şimdi burada ben şunu yapmak isterim. Hakan Çalhanoğlu'nun falsosu da çok iyi olduğu için mesela şöyle bir şey yapacağım. Bakın. Şöyle çevirdim. Çevirdim. Şu anda top tam direğe hizalı. Böyle vurursam top içeri doğru döneceği için kalecinin tutma olasılığı yüksek. O yüzden biraz daha sola çeviriyorum. Bakın. Şu güzel bir falso. Top benim Milanlı oyuncumun, gördüğünüz Milanlı oyuncumun üzerinden 90'a doğru yönelecek. Şimdi şunu yapacaksınız. R2 tuşu. Tabi bende öyle atalı. Yani plase tuşu. Sizde farklı olabilir. Şu plase tuşuna R2'ye basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra şimdi şuta basacağım. Tekrar söylüyorum. Önemli olan alttaki barı ne kadar dolduracağınız. Eğer yarıyı geçmezse baraja çarpabilir. Yarıyı çok fazla geçerse bu sefer de çok yukarıdan gidebilir. Onu artık kendiniz ayarlayacaksınız. Çünkü o kritik bir şey. Şuta basacağım. Tam oyuncu yönelirken de şu sol analogla, şununla falso vermek istediğim yöne doğru, yani şu anda sizin ekranda gördüğünüz oyuncunun olduğu, Hakan Çalhanoğlu'nun olduğu ekranda sola doğru, şu tarafa doğru çekeceğim. Ve bırakmayacağım. Şöyle bir falsoyu verdik. R2'ye basılı tuttuk. Bakın. Verdim falsoyu da. Hoppala. Olmadı. Cenk Tosun'un oraya doğru nişanladım. R2'ye basılı tuttum. Şuta bastım. Şu olabilir, şu olabilir, şu olabilir. Ay 90. 90'dan döndü. Ve şu falsoyu ayarladım. Yani açıyı. R2'ye basılı tuttum. Bırakmıyorum. Şuta ortaya kadar bastım ve yönümü verdim. İşte bu kadar basit. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun değerli izleyiciler. Şimdi gençler, falsolu vuruşlarla ilgili birkaç antrenman daha göstereyim size. Mesela açımız başka bir yer olsun. Metremiz aynı olsun. Atıyorum şu kanattayız. Şimdi böyle bir yerden serbest vuruş kullanacaksınız. Burada aklınıza şu gelebilir. Mesela sol ayaklı bir oyuncuyla vurmak burada daha mantıklı olur. Çünkü falsoyu bu şekilde verirsiniz 90'a doğru, kalecinin uzak olduğu yere doğru. Daha avantajlı olabilir. Ha, sağ ayaklı oyuncuyla vurabilir misiniz? Tabii ki vurabilirsiniz. Şu anda mesela ne yapacağım? Tam ortadaki, yani rakip oyuncuyu kim o? Calvert'miş. Onu nişanlıyorum. Topun dönme mesafesini de hesaplayarak yine R2'ye basılı tutuyorum. Buradan zor tabii ama. Ve ortayı biraz geçirip sola doğru yapıştırıyorum. Ve yapıştırıyorum golü. Gördüğünüz gibi. Şimdi gençler, falsolu vuruşlar bu şekilde. Eğer sol ayaklı oyuncu olsaydı barajın etrafından da çevirebilirdik. Mesela onu da göstereyim.
Şöyle yapalım. Mesela kaç metre olsun? Hadi 21 metre olsun. Şimdi buradan şunu deneyeceğim. Cenk Tosun'un üzerinden değil, Cenk Tosun'un da yanından içeri falso vermeye çalışacağım. Çok zor ama benim oyuncum da oraya geçti. Bir çekilin oradan ya çocuklar. Ha, bak. Çok zor buradan. Yine bu şekilde Cenk Tosun'u nişanlıyorum. Çünkü top içeri dönecek. R2'ye basılı tutuyorum. R2 kilit noktası. Çünkü plase vurmanız lazım. Şutu, şutlarını 21 metre olduğu için ortayı yine biraz geçecek şekilde ayarlayacağım. Ve sola doğru yapıştıracağım. Şu sol analoğu. Bakın R2. Şuta bastım ve sola doğru yapıştırdım. Hoppala. Gol. Baraja maraja şaftamı oldu. Bana ne? Bir daha deniyorum şimdi. Hakan Çalhanoğlu. Oyuncularımızı çektik. Çekilin çocuklar. Tabii baraj çok kalabalık şu anda. Cenk Tosun'un oradan döner mi bilmiyorum. Deneme 1-2-3 yapacağım. Haydi bakayım. Hobala. Oy! Gördünüz mü? Mesela yakın mesafeden barajın altından bir vuruş yapabilirsiniz. Ama bu mesela gol olma olasılığı nasıl söyleyeyim? %1 falan. Çok zor. Çünkü rakibini zıplatmayabilir oyuncuları. Ama eğer zıplatırsa ve rakip oyuncunun ayağına çarpmazsa da enteresan bir golü olabilir. Ronaldinho'nun böyle bir golü vardı. Bunu yapmak için gençler şunu yapacaksınız. Sol analoğu, yani bu yönlendirdiğiniz tuşu geriye doğru çekiyorsunuz. Çektiniz mi? Sonra şuta ve açıyı da bu şekilde ayarlayın. Basıp çekeceksiniz, tamam mı? Şu. Bastım çektim ve bırakmıyorum. Bakayım. Ot, zıpladı ama ayağına değdi. Yani bu çok zor. Şimdi gençler ölü yaprak vuruşuna geliyor sıra. Bu enteresan bir konu. Çünkü ölü yaprak vuruşlarını PES serisinde artık bitirdiler. Yani şöyle söyleyeyim, gol olma olasılığı o kadar düştü ki. Yani bilmiyorum. Mesela kaç metre? Yakından zaten çok zor baraja çarpar. O yüzden ben şöyle uzak bir yere koyayım. Biraz 28 metre olsun. Hakan Çalhanoğlu'nun ölü yaprak vuruşu var. Şimdi barajın üzerinden deneyeceğim ama çok zor. Ama nasıl olduğunu anlatayım. Hiç yön mön bir şey vermeyeceksiniz. Nereye vurmak istiyorsunuz? Şu anda barajın ortasından ben karşıya vurmak istiyorum. Ölü yaprak vuruşu şudur. Topa vurduğunuz zaman top S çizerek gider havada. Yani nereye gideceğini kaleciler tahmin edemez ve büyük oranda gol olur kaleyi bulursa. Ama PES'te bunu kaleciler her zaman tutar şekline getirmişler 19'da. Bakın olay şu. Şuta basacaksınız. Hiç yön mön, hiçbir tuşa basmıyorsunuz. Sadece şut tuşu. Şut tuşuna basacaksınız. Yarıyı biraz geçirin. Oyuncu tam topa vuracakken bir kere daha şuta dokunuyorsunuz. Bu kadar. Deneme 1-2-3. Bastım. Ve bastım. Bakın top havada. Çok enteresan bir hareket yaptı. Bir kere daha deneyeceğim şimdi. Aynı şekilde. Bu arada R3 tuşuna basarsanız gençler. Gamepad'de şu R3 tuşunun üzerine basarsanız. Bu açıyı aşağı alabilirsiniz. Şöyle yapalım. Baraj şu anda az. Bakın tam kaleciyi nişanlıyorum. Tam kaleciyi nişanlıyorum. Şuta basıyorum. Ve bir daha. Tam dokunacakken. Top bakın S çizdi. Direkten döndü. En azından buradan bir köşe vuruşu falan çıkartabilirsiniz rakibinize karşı. Topun havadaki gidişini iyi izleyin. Şu güzel bir vuruş olacak. Hoba! Ama kaleci tutuyor işte. Ah be Konami be. Olur mu yani? Yani gençler binde bir gol atma olasılığınız. Ben şansa mansa atar mıyım diye bakıyorum. Baksana ya. Olmuyor desem neyse, oluyor ama. Tekrar. İş şeye bindi ya. İnada bindi. Uy! Hileli frikik diye bir şey var. Bu arada videonun sonunda da sizlere ben olsam nasıl kullanırım onları göstereceğim. Hileli frikik şu. İki kişi beraber oynuyorsunuz. Onun da bir güzel tarafı var, bir kötü tarafı var. Yan yana oynuyorsunuz diyelim ki. Adam da kaleci kontrol ediyor rakibiniz. Siz şimdi şöyle yaptınız. Sizin nereye vuracağınızı biliyor. Ben sağ 90'a vurmak istiyorum. Kaleciyi o tarafa doğru çekebilir. Bunun içinde şöyle bir trik var. Bir hile var. Bakın böyle yaptınız. Diyelim ki. Sağ şeye vuracaksınız. Sonra gençler yapacağınız tek şey şu. Hiçbir şey yapmayın bakın. R2'ye bir kere basın bırakın. O köşeye kilitlediniz şu anda. Daha sonra rakibiniz sanıyor ki o direğe vuracak. Yön verin şu tarafa doğru. Yani vazgeçtiniz güya. Bu direğe vuracakmış gibi. Şu anda şuta basarsam gençler ilk gösterdiğimiz delik vardı ya oraya vuracak. Bakın. Ve bıraktım. Bakın. Sağ tarafa doğru vurdu. Bu bir hile. Bunu arkadaşlarınıza karşı kullanabilirsiniz. Ama dezavantajı şu. Normalde ben olsam orada hani yön veririm, falso veririm falan. Onları yapamıyorsunuz. Düz bir vuruş olmuş oluyor. Şansınıza girerse. Tekrar gösteriyorum. Arkadaşınızla oynuyorsunuz. Şöyle yönünü verdiniz. Oraya vuracağım diye gösterdiniz. Sonra R2'ye bastınız, çektiniz.
Sonra yön çubuğuyla şu tarafa doğru çeviriyorum. Vazgeçtim diyorum arkadaşıma. Şuraya vuracağım diyorum ama çaktırmıyorum tabii. Sonra şuta, ama R2'ye bir daha basmayın ha. Şuta basıyorum ve bakın sağ direğe doğru vuruyor. Yandan asfakla çıktı. Bu da bir trick, bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi gençler, çok kişiyle nasıl kullanırsınız? Yani birden fazla kişiyle farklı alternatifleri nasıl kullanırsınız? Bunun için şunu yapacaksınız. Adam değiştirme tuşu, bende L1. Buna basılı tutuyorum. Sonra da şuradaki yönler var ya, onlardan herhangi birine basıyorum. Yukarıdakini bastım ve ikinci adamı çağırdı. Şimdi burada bir iki alternatifiniz var. Bir, hala Hakan Çalhanoğlu'yla vurayım. Ya da ikinci çağırdığım oyuncuyla vurayım. Ya da ikinci çağırdığım oyuncu üzerinden zıplasın Hakan'la vurayım gibi varyasyonlar yapabilirsiniz. Ben mesela Hakan Çalhanoğlu'yla vurmak istiyorum. Normal kendi adamla vuracağım yani. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Hakan'la yön veriyorum. Bu şekilde R2'ye basıyorum. Ve şut düğmesine basıyorum gençler. Aynı bir önceki anlattığım gibi. Hoppala juppala. Kol olunca da bir seviliyorum tabii. Bu Hakan'la vurma. Şimdi çağıralım tekrar. L1. Yukarı ok tuşu. Ve ikinci adam geldi. Şimdi ikinci adamla vuracağım. Bakın bunu yapmak için ne yapacaksınız biliyor musunuz? İkinci adamınıza göre yönünüzü ayarlayın. Bakın şöyle. Sağdaki adam vuracak. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bakın. L2 var ya, L2. Şu. L2'ye basılı tutuyorum. Şu anda ikinci adamdayım. Şimdi ne yapmak istiyorsanız yapın. R2 plus yapacağım değil mi? Bırakmıyorum tabii o adamı tuttuğum tuşu. R2'ye basıyorum. Onu da bırakmıyorum. Sonra ikinci adamla şutu basacağım ve yön vereceğim. Ve of, az daha oluyordu. Anladınız ama değil mi mevzuyu? Yani ikinci adamla bu şekilleri kullanabilirsiniz. Bir kere daha deneyeyim. İkinci adamın da friki kabiliyeti yüksek olursa bir avantaj sizin için. L1 dedim, yukarı dedim. İkinci adamı çağırdım. Ondan sonra adamla yönümü verdim şöyle bir. Sonra L2 tuşuna basılı tuttum. Yani ikinci adamdayım. R2'ye bastım. Plase yapacağım dedim oyuna. Ve şut tuşuna bastım ve yönümü de verdim. Hoppala cuppala işte bu kez oldu. Güzel. Bunu da kullanabilirsiniz. Ve gençler şimdi bir şey daha göstereceğim. İkinci oyuncu topun üzerinden atlasın. Biz Hakan'la vuralım ama bu birazcık zor gibi oluyor. Bunun için de şunu yapacaksınız. Biraz önceki gibi adamı seçiyorsunuz. Yani ikinci adamı kontrol ettim. L2'ye basıyorsunuz. Şuta basacağım şimdi. R2 falan değil. Şuta basacağım. Tam oyuncu giderken pas tuşuna basacağım. Yani iptal, fake. O ara oyuncu topun üzerinden atlayacak. Sonra Hakan Çalhanoğlu ile normal vuruş yapabilirsiniz. Ama orada bir gecikme oluyor biraz. Hemen gösteriyorum. Şimdi L2'ye bastım. Ondan sonra şuta bastım. Pasa bastım. R2'ye bastım. Şey yaptım. Hakan Çalhanoğlu vurdu. Ve gol! Gol! Bu sefer oldu. Biraz hızlı olmanız lazım tabii ki. Ama bu da gayet keyifliydi. Benim anlatacaklarım bu kadar frikikle ilgili ama şimdi gençler bazı örnekler yapacağım. Ve bazı yine trikler, daha doğrusu bazı tüyolar vermeye çalışacağım size. Serbest vuruşlarda PES 2019'da önemli olan iki şey var. Asıl önemli olan. Birincisi kaleye olan uzaklık. Zaten iyi bir oyuncuyla frikik kullanın, onu söyleyeyim. Özelliğine bakın. 90 üzeri olursa frikik kabiliyeti güzel olur. Falsos da yüksek olsun. Mesafe çok çok önemli. Ve mesafeye göre de sizin şut barını ne kadar dolduracağınız çok çok önem taşıyor. İlk başta çok zorlanabilirsiniz ama antrenman yaptıkça artık yani eliniz alışıyor şuta basma sürenize. Mesela oyuncularımı çekiyorum. Şu anda ben sağ 90'a doğru atmak istiyorum. Bakın Cenk Tosun'la orayı nişanladım. R2'ye bastım. Biraz doldurdum ve sola doğru yapıştırdım. 90. Bakın canlı canlı 90'a yapıştırdım. Eğer şut barına az basarsanız barajda kalma ihtimali yüksek. Bakın mesela şu kadar bastım. Barajda kaldı. Şimdi bir de şeyi göstereyim. Yani fazla basarsanız ne olur? Bakın bu sefer çok dolduracağım. Çok doldurdum. Bu da gördüğünüz gibi üstten çıktı. Kritik nokta mesafeye göre basma şiddeti. Ben olsam mesela atıyorum 28 metre olsun. Şöyle yapıyorum. Biraz falsoyu abartıyorum yani. Sonra R2'ye bastım. Bakın şu güzel bir frikik bence. Bence güzel. Girdi mi? 90'dan, daha doğrusu direkten döndü. Bakın 28 metre. Tam şu anda benim Milanlı oyuncumun orayı nişanlıyorum. Topun döneceğini tahmin ederek. Ve ona diyorum ki basket şuradan bir. Ve R2'ye bastım. Doldurdum ve sola çektim. Gol alkışlayalım mı? İşte bu! Hoppala cuppala. Pekala. Anlatmadığım bir şey var mı? Bilemiyorum.
her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Size tavsiyem gençler, bol bol antrenman yapın. Şu anda ben antrenman menüsündeyim. Antrenman menüsüne girdiğimde oradan serbest antrenman seçtim. Daha sonra karşıma çıkan menüden de free kick antrenmanı seçtim. Hangi mesafeden olursa olsun deneyebilirsiniz. İşte içeriden olur, dışarıdan olur, uzaktan olur, yakından olur, falsolu. Bütün anlattıklarımı bol bol deneyin ve arkadaşlarınıza güzel güzel goller atın. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Bu tip videoları daha da sıklıkla atacağımın da bilgisini vermiş olayım size. PES 2018'de, FIFA'da da öyle. Hareketler, çalımlar nasıl yapılır, defans nasıl yapılır, işte serbest vuruşlar, penaltılar nasıl kullanılır? Bunların hepsi yavaş yavaş gelecek. Sizleri çok sevdiğimi unutmayın. Süper bir beğeni bekliyorum sizden. Ve eğer bu videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna. Yaşarı çocuğum. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.